Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a speech from President Erdogan of Turkey. This video was suggested by OmerHan42. Tashakkur. Thank you very much for taking the time to send me a recommendation and suggestion. The video is by Turkey and Middle East with English, and then the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So I'll start with the video in just a couple of seconds, and then at the end of the video, I'll share with you guys my observation, reaction, as well as any comments. So if you guys want to see that, then please stay until the end. With that said, now let's get started with our video. Orta Doğu'nun her karışında şu anda kan akıyor. Ne kadar acıdır ki akan kan Müslüman kanıdır. Daha da acıdır ki kan akıtan Filistin'deki hariç yine Müslümandır. Yaşanan manzara ilahi kitapta yeri olmadığı gibi ilahi kitap tarafından da şiddetle yasaklanmıştır. İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Birleşmiş Milletler niye kuruldu? Dünya barışı için. Peki böyle bir şey yapabiliyor mu? Dünya barışına katkısı var mı? Ne işe yarıyor bu Birleşmiş Milletler? Sadece onların gizli amacı neyse ona hizmet ediyor. Dünya susarken, Batı susarken maalesef İslam dünyası da susuyor. İslam dünyası da seyrediyor. Soruyorum, neredesin sen ey İslam dünyası? Senin canın yanmıyor mu ya? Senin yüreğin parçalanmıyor mu ya? Ondan sonra diyoruz ki Batı niye susuyor? Ya sen Batı'yı bırak ya. Sen önce kendi içinde, evin içinde, ailenin mensupları bu işe sahiplenmezse diğeri buna sahiplenir. Oysa hepimiz biliyoruz ki Filistin'de bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ölüyor. Filistin'de bizim öz be öz kardeşlerimiz şehit ediyor. Filistin'de insanlık ölüyor. İnsanlık onuru ölüyor. Özellikle de Müslümanların izzeti, şerefi ölüyor. Bakın daha ileri gidiyorum. Kim ne derse desin. Bizim için önemli olan Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Kulların rızasını değil. Acaba bizim her hareketimizi gören Allah Celle Celaluhu içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bize nasıl nazar ediyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün aramızda olsaydı acaba bize ne derdi? Ehl-i Beyt, Ashab-ı Kiram bugün aramızda olsaydı acaba bize ne söylerdi? Onun için biz mezhepçilik yapamayız. Biz şiacılık yapamayız. Biz sünnicilik yapamayız. Biz sadece Müslüman olduğumuzu aykırmak zorundayız. Elinde ve yüzünde kardeşinin kanı olan Ehl-i Beyt'in de Ehl-i Sünnet'in de safında yer alamaz. Akan kan ve gözyaşı başkalarının bize yaptığı zulmün değil. Bizim birbirimize yaptığımız haksızlığın neticesidir. Bu kardeş kanının derhal ama derhal durdurulmasını istiyor. Bunu arzuluyor. Bunun için çırpınıyor. Siz yüreğinizi ortaya koyduğunuzda inanıyorum ki halklar da devletler de mutlaka arkanızdan gelecektir. Bir Akşemseddin olmasaydı bir Fatih olmazdı. Bunu görmemiz lazım. Sizlerin samimi çaba ve dualarıyla inşallah mahcus talihimiz değişecek. Buna inanıyorum. Estaizu billah, bismillah ve la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden biz ümidimizi kesmedik, kesmiyoruz. MashaAllah, President Erdogan has some nice speeches. And, you know, I watch his videos and it's just interesting that he used to be, I think, the mayor of Istanbul, and then slowly he grew into the ranks and was able to basically become the president of Turkey, which is really, really interesting. And subhanAllah, he has done
a lot of changes. For example, before the ladies were not allowed to go to university with headscarf, and then he changed that, and a lot of other stuff that he has changed locally in Turkey. And he has some good points. There's no difference between us Muslims. There's a lot of people that bring division, right? Like this person is Shia, that person is Sunni. But at the end of the day, you know what? Let's leave that to Allah subhanahu wa ta'ala, because we have a lot in common, you know, then we have differences, right? So we can see that in world politics, for example, Saudi Arabia is fighting with Iran, Iran is fighting with Saudi Arabia. And then, you know, recently, for example, Bahrain, Egypt, and Saudi Arabia and some other countries were blockading Qatar, which was during Ramadan, right? Like, it's just bickering between each other, right? Like, we could all come together and build, for example, strong nations, good economies, you know, technologically share ideas. So that way we could, for example, develop, you know, vaccines and spaceships to send it to, you know, for example, the moon, the Mars and whatnot. But instead, we focus on small little things. That's why they say, for example, small minds, they always talk about people, where, you know, those who are like intellectual, they always talk about ideas. How can I do this? How can we build that? How can we discover this, right? So that's really, really important to, that we need to keep in mind. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, Iqra, read. Because once we read and our mind becomes brightened and we're educated, then we don't really, you know, worry about people too much, but rather we worry about ideas and projects. So it was really, really interesting, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, tashakkur, thank you, termakaise, shukran for all your love and support, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.